Bakanlıktaki arkadaşlar geri, biraz geri çalışalım. Biraz geri çıkalım. Ödenmez. Sayın Bakanım. Hamdolsun ülkemiz bugün engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştı. Tabii bu politikaları geliştirirken güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe ilk başta biliyorsunuz 2005'te engelliler kanunu ile hukuki bir güçlü bir altyapı hazırlayarak başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri oldu. Yine engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ettik. İnşa etmeye de devam ediyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirler arası demir ve deniz yollarında artık ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz bir şekilde öğrenim görmekteler. İstiyoruz ki yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecek bir destek sağlayabilelim. Ve yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize de bakım ve bakım destek hizmetlerimizle 2005 yılından bu yana etkili bir şekilde devam etmekteyiz. Gündüzlü bakım merkezlerimizle de tam veya yarım zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yeni gündüzlü bakım merkezimizde 400 aşkın engellimiz yararlanıyor. Yine 317 bakım merkezinde 24 bin engelli kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunmaktayız. Bildiğiniz gibi kamu dahil belli iş yerlerinde engelli çalışma zorunluluğu getirdik. Ve 2018 yılı itibariyle istihdam edilen engelli işçi sayımız kamuda 15 bine yaklaştı. Özel sektörde de 107 bin olmak üzere şu anda toplamda 120 bini aşkın işçimiz kamuda engelli olarak çalışmaktalar. Yine kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla da engelli çalışma zorunluluğundaki doluluk oranını yıldan yıla da artırarak %80'leri çıkardığımızı da belirtmek isterim. Kamuda ise engelli memur istihdamı için dünyada ilk kez ülkemizde 2011 yılında tüm erişilebilirlik sistemi oluşturarak EKPSS'yi başlattık ve sınav ücretini de biz karşılıyoruz şu anda. 2002 yılında kamuda çalışan sayımız 5000 iken bugün bunun tam 10 katını çıkartarak 56.000 kardeşimiz kamuda istihdam oluyor ve her gün elimizde imkan olduğu sürece de bu rakamları daha da yukarı çekmek için de gayret ediyoruz. Malumunuz Aralık ayında 2504 engelli kardeşimizin atamasını da Sayın Cumhurbaşkanımız himayesinde gerçekleştirdik. 65 yaş üstü çalışamayacak durumda olan veya iş bulunmayan engellilere bağlanan aylıklarımızı da %200, %300 oranında artırdık bildiğiniz gibi. Sağladığımız tüm bu imkanlar esasında sizlerin daha fazla toplum hayatına, daha fazla çalışma hayatına katılmaları ve sizlerin bu azminin, gayretinin karşısında başarı öyküleri yazabilmeniz için. Çünkü sizler bizlere, bizler de sizlere emanetiz esasında.